ülkemiz adına, özellikle bölgemiz, genelde ülkemiz adına, spor adına yıllardır katkı koyan ve sporumuzun kalkınmasına, ileriye gitmesine yönelik çabalarını esirgemeyen çok değerli yardımsever insanlarımızın varlığını biliyoruz. Onlar olmasa, sizler olmasa kulüpler yarınlara inanın ulaşamazdı. Devlet katkısının çok ciddi anlamda eksik olduğu bir dönemde ülke sporunun varlığı, ülke sporunun hedeflerine ulaşabilmesi tamamen iyi niyetli yöneticilerle, iyi niyetli taraftar sempatizan ve sponsorlarla mümkün olabiliyor. Yalova'yı Kıbrıs Türk Süper Ligi'nde bu sene şampiyon yapmak adına inanın elimizden gelen her türlü katkıyı koyacağız. Ve ben çok umutlu ve mutluyum. Ülkemiz insanının yanında ki bunlar içerisinde geçmişten günümüze futbolcularımız, yöneticilerimiz, sempatizanlarımız, sponsorlarımız var. Ve biraz sonra yine çok değerli insanlar da katılacak buraya. Onlar da bizimle bizlerle birlikte olacak. Ama en önemlisi Yalova Spor Kulübü kurumsal yapısını ciddi anlamda tamamlamak üzere. Bugün sağ tarafıma baktığım zaman Türkiye'nin gerek spor alanında gerek iş dünyasında çok başarılı olmuş şahsiyetlerini görüyorum. Onlar elbette dostlarımız olduğu için burada. Ama görüyorum ki bizim dostluğumuzun ötesine taşınmış. Artık ülkemizin, Kıbrıs Türk halkının onların uğraşlarını, zevklerini ve onlarla birlikte yaşamı ciddiye alıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bizim ülkemizde Türkiye'ye bile kesin maçları seyretmeye giden büyük bir grup var. Yalova Spor Kulübü için her hafta onlarca iş adamı Yalova Spor Kulübü'nün maçlarını seyretmek adına bu ülkeye gelmektedir.